İyi mi? Evet. Başladı. 1-2 sayıyor mu? Sayıyor. 1-2-3 diye gidiyor mu? Sayıyor. Arkadaşlar selamlar. Şimdi kısa bir açıklama yapıp videoya geçeceğim. Bu da GoPro'nun ses çıkarmasın diye takıyorum böyle bazen. Öncelikle Azerbaycan seyahatim bitti ama şimdilik bitti. İnşallah sıcak havalarda gelip görmediğim bölgelerinde görüp ziyaret edeceğim. Öncelikle bir teşekkür ediyorum Azerbaycan halkına. Beni çok güzel ağırladığınız için, bana çok böyle sıcak davrandığınız için. Yani çok ayrı teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde çok güzel karşılandım. Çok güzel ilgilendiler benimle. Böyle canla başla beni misafir etmek için çabaladılar. Hepinizden Allah razı olsun. Siz de çok güzel yorumlar attınız. İzlemeye devam edin ama yani. Kaçmayın, çok güzel yerler gezeceğiz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan öncelikle ama tekrar geleceğim, gezmediğim bölgeleri tekrar gezeceğiz inşallah. Ama ayrı bir teşekkür Rauf abiye, Flora Mama'ya, Sevda ablaya, İrade ablaya, Rehime'ye, Seda'ya. Yani o Flora Mama'ların evinde kaldım. Rauf abinin ailesine ayrı bir teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Çok sıcak kanlılardı. Yani hiç evimden ayrı, hiç eksik hissetmedim yani. Şimdi gelelim bu videoya. Başlığı gördünüz. Karadağ'dayım. Karadağ, Balkanların... Ben daha önce geldim ama kanalda videosu yok. Ben Balkanları daha önce gördüm ama bunun şeyde videosu yok. Kanalda yok. O zaman YouTube çekmiyordum. Karadağ'dayım. Montenegro'dayım yani. Montenegro'nun Karadağ'ın Tivat adlı şehrindeyim. Çünkü burada Karadağ'da bir Podgorica'da başkentte havalimanı var. Bir de burada var. Ama Podgorica'ya uçaklar çok pahalıydı. İstanbul'dan direkt Air Montenegro ile Tivat'a gelebiliyorsunuz. Bir yaklaşık kısa bir süre Tivat ya yani şeydeyiz. Karadağ'dayız. 3-4 video çekeceğim ama alışa gelmiş bir Uğur Kola videoları olmayacak. Biraz daha günlük vlog tarzında olacak. Ama yanımda bir misafirim de var. Duygu'yu da göstereyim. Gel canım. Duygu'yu Ukrayna videolarımı eğer izlediyseniz, Ukrayna videolarının belirli bazı kısımlarında Duygu da var. Duygu'yla beraber geldik. Yani Ukrayna'dan sonra biz seyahat edemedik çok. Ben Türkiye'ye dönüyordum, vakit geçiriyorduk ama şimdi dedik ki bir kaçalım, böyle bir Karadağ'a geldik. Karadağ'dayız. Duygu'yla beraber geleceğiz. Dediğim gibi bir Uğur Kola'nın dışında videolar olacak. Günlük vloglar olacak böyle. Ama çok eğleneceğimize eminim. Bizim için de bir moral olacak. Sizin de şundan eminim, çok seveceksiniz. Yani gezeceğimiz lokasyonları çok seveceksiniz. Gözümüz, gönlümüz açılacak. Çok sıcakmış bu arada. Şubat ayında olmamıza rağmen bayağı sıcakmış. Biz bayağı soğuk olur diye hazırlıklı geldik. Ama. Burası da kaldığımız yer. Size de orayı da göstereyim. Yani biraz yaklaşık bir yarım saat kadar teyzeyi bekledik gelip kapıyı açsın diye ama geldi, çok da sıcak davrandı, bize yardımcı da oldu. Çok güzel bir yerde kalıyoruz, şöyle sessiz, sakin, yeşillerin arasında, dağların arasında, bir tarafı dağ olan, bir tarafı deniz olan bir ülkedeyiz. Karşı tarafında İtalya olduğu bir ülkedeyiz. Çok güzel gezeceğiz. Ne diyorum? O zaman Montenegro diyor ya. Montenegro başlıyor. Bekliyor muydun? Sen burayı görmemişsin değil mi daha? Ben yok, Tivat'a gelmedim. Kotor'u gezdim, Budva'yı gezdim. Podgorica'da az kaldım ama Tivat'a gelmemiştim. Burası sanırım zengin olan bölgelerinden. Ya biraz liman olan bölge burası. Burada liman var. Gerçi Karadağ'ın hemen... Ama baksana hemen... yani şeyleri özel. Evet, yatlar var. Yatlar falan. Tivat biraz zengin şehriymiş, anladık. Biz de gözlüklerimizi taktık zengin olmak için. Biraz öyle zengin görünelim dedik. Arkadaşlar Tivat Karadağ'ın zengin şehirlerindenmiş çünkü bayağı nasıl zaten liman var zaten hemen. Ya. Liman var şurada, inanılmaz yatlar var. Şu taraf yat dolu dağların eteğinde. Yani biz sahile bir indik, sahilde geziyoruz. Karnımız açtı. Uçaktan yeni indik. Biz bu arada yeni geldik ha. Yani bugün geldik, hemen video çekiyorum. Öyle söyleyeyim size. Karnımız aç biraz. Karnımızı doyuracağız. Biz ucuz herhalde o kaydettiğimiz pizzacı. Bir pizzacı kaydetmiştik Türkiye'deyken. Şimdi oraya gideceğiz ama bayağı güzel bir yere geldiğimizi ben anlıyorum. Sen ne diyorsun Duygu Yanardak? Daha bir geleli 10 dakika mı yürüyoruz şu anda ama? 10 dakika oldu, bayağı şaşırdık. Hiç beklemediğim şekilde şeyler var. Şey düşünüyorum şimdi, Türkiye'de buranın müdavimi, buraya benzer bir yer hatırlıyor muyum? Böyle var ya, şey tarafları. İzmir'in Çeşme tarafları var sanki. Urla tarafları sanki biraz. Ama bayağı lüks bir yere geldiğimizi anlayabiliyorum. İnsanların kıyafetinden benziyor, de anlıyorum Bodrum'a yalnız. Bodrum'a da, evet, Bodrum'a benziyor, doğru. Sıcağı gördü, girdi suya. Ne oldu? Islak sadece ya. Benim de saçı görmüştüm. Karadağ'a gelecek arkadaşlar için bilgi vereyim. Yani siz geldiğinizde değişir değişmez bilmiyorum ama bunu da Türk Şehirler sitesinden ve Skyscanner'dan kontrol edebilirsiniz. Şu an sadece aşı kartıyla buraya girebiliyorsunuz. Yani test yaptırmanıza gerek yok. Eğer aşı yaptırdıysanız en az 2 doz ve 2 dozu yaptıralı 6 ayı geçmemek zorunda. 14 günü geçmek zorunda. 2 doz aşınız varsa gelip buraya giriş yapabiliyorsunuz. Herhangi bir Karadağ vize istemiyor. Yani buradan isterseniz şu an Bosna Hersek'e aşınızla gidebiliyorsunuz. Geri Arnavutluğa dönebiliyorsunuz. Arnavutluk'tan Makedonya'ya gidebiliyorsunuz. Aşı kartı yetiyor. Tabii siz hangi tarihlerde, hangi vakitlerde gelirsiniz bilmiyorum. Değişebilir. Dediğim o Turkish Airlines'ten, Skyscanner'den falan bunları kontrol edin. Burası Tivat şehri demiştim ya. Burada havalimanı var. Air Montenegro.com'a girin ya da Skyscanner'dan bakın. Direkt uçuşlar var ama haftada 1-2 kere. Yani Karadağ'ın Podgorica tarafında çok bir şey yok. Biz Tivat, Kotor, Budva taraflarını gezeceğiz genelde. Çok fazla detaylı diğer Podgorica taraflarına gitmeyeceğiz. Hava tahmin ettiğimizden daha iyi. Başka ne söylemedim? Her şeyi söylemedim. Vize yok zaten. Vize yok. Korkmayın, çekinmeyin ama dönüş biletiniz olsun. Dönüş biletini şey sordu bize. Havalimanında sordular dönüş biletini. İstanbul'da sordular. Ama polis çok iyi karşıladı. Yani girerken o kadar güler yüzlü karşıladı ki bizi. Karadağ'daki mesela Duygu... Espri bile yaptı. Espri yaptı. Duygu dedi ki balayına mı geldiniz dedi. Duygu dedi ki hayır dedi, bu benimle evlenmiyor dedi. Hayır Bart öyle dedi. Hayır yeni değil dedi. Henüz değil dedi. Yani Karadağ güzel bir ülke. Şimdi gezeceğiz zaten, göreceğiz. Vize yok. Aşıyla girebiliyorsunuz. Biz de inşallah bulabilirsek bir yemek yiyeceğiz. Evet. Çünkü diğer taraflar bayağı pahalı görünüyordu. Ara ara çekip gösterebilmeye çalıştım ama evet, çok pahalı görünüyordu. Biraz çekindik arkadaşlar. Güneş de batıyor. Sahilden yavaş yavaş yürüyoruz. Ne güzel işte. Biz yemek yemeye geldik. Biz bir yer kaydetmiştik Türkiye'de. Big Ben adı. Pizza yemeye geldik. Bildiğimiz pizzaları yiyeceğiz. Quattro Formaggi, biri 4 peynirli pizza, bir de vejetaryen pizza. Bilmediğimiz şeyleri yemeyiz. Yaşa yaklaşmayız. Fiyatlar da uygun muyuz? Evet, uygun. Ha şöyle bak, şöyle söyleyeyim size. Yeri gelmiş ya. Karadağ'da, Balkanlar'da 2 ülkede yanlış bilmiyorsam. Biri Kosova, biri Karadağ. Euro geçiyor, euro kullanıyorlar ama Avrupa'ya göre yarı yere daha ucuz. Yarı yere daha ucuz ama Euro'yu TL'ye çevirip hesaplarsanız çok pahalı olur. Bizim bütçemiz kısıtlı. Bir kaçamak yapalım dedik işte. Onun için geldik. Burası İtalya'ya yakın olduğu için İtalya nasıl makarna, deniz ürünleri, pizza meşhur. Çünkü Adriyatik denizi karşıdaki. Buranın o ürünleri de meşhur. Mutfağını biraz daha İtalya'ya yakın. Yani mutfağı biraz daha İtalya'ya yakın. Pizza yiyoruz şimdi. Sonraki videolarda zaten makarna da deneriz. Yani buranın belki bulursak yöresel yemek. Evet yapacağız. Yemek videosu yapacağız inşallah. Ama şimdilik bizdeydi. Bakalım gelsin, söyleyeceğim nasıl olduğunu. Siz de gelip benim yersiniz. Bu arada gözümü görmemiştiniz demin. Gözümü de görmedim. Güneş battı çünkü. Söyle. En çok merak ettiğim şey börek yemek. Ha, börek. Balkanlarda börek meşhur. Çok merak ediyorum. Yer sabah yiyeceğiz. Evet. Değil mi? İnşallah. Bakalım yer orada kaydettim. Puan çok yüksekti. Evet. Duygu yemek konularında iyi. Ona dedim ki sen yemek işlerine bak, kaydet. Yemek işleri onda. Bardan mı? Bardan herhalde. Nereden duydun? Öyle hatırlıyorum. Pizzalarımız geldi. Bir hatırlamıyorum. Ay, burada Karadağca dili kullanılıyor. Kendilerine ait bir dilleri var. Bu Güney Slav diye geçiyor. Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Sırbistan'da çok yakın, çok benziyor birbirine. Çok rahat anlaşabiliyorlar. İngilizce bilme oranı benim geçen gelmeden hatırladığım kadarıyla yarı yarıyaydı herhalde, yanlış bilmiyorsam. Quattro Formaggi böyle 4 peynirli pizza. Benim en sevdiğim pizza. Mutlaka dünyanın her yerinden hep pizza yerseniz bunu yiyin. Çok güzel çünkü. Ama tuzlu peynir seviyorsanız. Duygu da vejetaryen söyledi. Arkadaşlar dediğim gibi yani bu tarz videolar benim hayatım. Bizim Duygu'yla burada geçireceğimiz bir ufak bir tatil vlog gibi olacak. 3-4 vlog. Yani öyle size milletler ya da farklı yerler gösteremeyeceğim ama biz gezerken size gezdireceğim. Buraya gelecek olan insanlar da yeme içme konusunda rehber olacak. 3-4 video çıkaracağım. Bilginiz olsun. Söyleyeyim diyorum şimdiden. Çünkü normalde bu tarz içerikler çok çekmiyorum biliyorsunuz. Ama güzel de oluyor canım işte. Arada da böyle şeyler yapmak lazım. Yalan. Pizzası çok büyük değil mi? Bir tane söyleyeyim mi sana? Yetmez dedim. Açım. Ama yiyeceksin benim yüzümden, yarısını yemem lazım. Pizzası büyük. Yani 6 euro. Euro olarak söyleyeyim direkt, siz hesaplayın. Aha da yemek yediğimiz yer burası. Big Ben yazın çıkıyor haritaya arkadaşlar. Lezzetliydi, güzeldi. Sevdin değil mi? Herkesin köpeği var burada. Herkes minik ufak köpek var. Ve hepsi de bakıyorlar. Burada köpek parkları var. Yani önem veriyorlar. Önem veriyorlar. İnsanda bir tane var. Evet. En az bir tane hatta. Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakın. Yani dedim ya hani gözümüz gönlümüz açılacak diye. Müthiş ya. Adriyatik denizini görmelisiniz ya. Görmelisiniz yani. Harika bir yer burası ya. Söyleyeyim. Yani oldu ki böyle Avrupa'ya gidemiyorsunuz. Çok pahalı geldi vesaire vesaire. Burası Avrupa'nın yarı fiyatında. Tatil yapmak istiyorsunuz. Yaz tatili bir yer arıyorsunuz. Karadağ kesinlikle gelebilirsiniz. Yani Adriyatik Denizi gerçekten çok ama çok temiz bir deniz. Yani bildiğiniz olsun. Şöyle göstereyim hatta suyun dibini size. Çok temiz bir deniz Adriyatik Denizi. Gün batımı harika. Yani şöyle bu şehir şöyle bir şehir. Bu ülke şöyle bir ülke. Böyle ufak müstakil evlerin olduğu, bir tarafın dağ olduğu, bir tarafın deniz olduğu bir ülke. Oradan mı geçelim? Oradan mı? Muğla'ya benziyor değil mi? Muğla'ya benziyor ama tabii şeyler de var. Binalar da yok değil ama genel olarak bu şekilde ülke. Yani çok güzel bir gün batımı yaşadık demin. Çok çok ama çok güzel bir gün battı. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Yani bizim gözümüz gönlümüz açıldı. Diyoruz ki iyi ki gelmişiz diyoruz. Geldik, bir değişiklik yaşadık. Türkiye'nin sonundan kaçtık. Evet, Duygu Ukrayna videolarında biraz daha utangaçtı başlarda. Sonra biraz açılmıştı. Çok konuşmayı seviyor ama kamerada biraz çekiniyor. Burada bu seyahatte inşallah Duygu'yu konuşturacağız. Bakalım açacak mı? Duygu konuşacak. Üşüdü biraz. Sabah iyiydi. Akşamları ben demiştim ama. Güneş gittiği an çok soğuk olur. Çünkü Körfez şehri yani evet. Denizin dibinde yürüyoruz. Mutlaka soğur yani. Yine de değil. Yani bu ayda yani kıştayız aslında. Biz eksi 15, biz Konya'daydık o ara. Eksi 13-14'lü falandı Konya. Yani geldik, buraya bir geldik. Şu an 11-12 derece. Yarın bir yağmur var. Sonraki günler gene ama hava iyi görünüyor. Biz zaten her türlü hazırlıklı geldik. Soğuk olur diye. Kat kıyafetler. Tivat'ın pahalı bir yer olduğunu çok rahatlıkla Tivat'ın sahiline doğru yürürken anlayabilirsiniz bak. Çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. İnanılmaz lüks mağazalar var ama sahil boyu oturabileceğiniz restoranlar, kafeler falan var. Zaten sağ tarafta bir yatlar var, size anlatamam. Şu çanta çok merak söylemek istiyorum. 1060 euro. 16.000 Türk lirası. Şu çanta benim cüzdanımla pasaportum ve telefonum ancak sığar buna. 1060 euro. Sen kendin için mi düşünüyordun? 1060 euro. Pantolon 855 Euro'da şu pantolon. Millet ne kadar zengin ya. Bir şey fark ettik. Böyle gezdikçe görüyorsun. En yoksul yerlere de gittim mesela İran'da örnek olarak. Şimdi şuraya geliyorsun. Kılık kıyafeti görüyorsun insanların. Dünyadaki adaletsizlik her yerde var yani. Her yerde bir eşitsizlik, her yerde bir kast sistemi var. Tabii ki buranın da yoksul insanı vardır ama yani ne söyleyeyim bilmiyorum yani. Deminden beri yürüyoruz. Görüyor, sen de görüyorsun. Ben ya Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Ama Allah herkese versin ya. Evet, değil mi? İnsan herkese versin ya. Abi, herkese versin ya. Lan 1 euro ucuz diye gittik en ucuz pizzacılık için 3 kilometre yürüdük. Tarif edince olarak tarif edebilirsin. Yürüyorsunuz, hiçbir şey görmeyeceğe kadar. Hiçbir şey görmeyeceğe kadar yürüyorsunuz. Bizim pizzacımız çıkıyor gerçekten. Neyse, işin şakası tabii ama Allah herkese, keşke aynı eşitlikte herkes aynı, en üstteki de aynı seviyede olsun, en alttaki de aynı seviyede olsun. Yani böyle alt üst şeyi olmasın daha doğrusu. İşte nerede çok güzel ışıklandırmışlar ama. Yani bunlar hep böyle rezidans. Burada insanlar oturuyor. Kimileri otel mi bilmiyorum ama hiç otel yazan görmedim. Hep rezidans gördüm ben de. Evet, hiç mesela o gördüklerimiz sadece otel mi dedin ya? Bence ya onlar rezidanstı herhalde. Rezidans. Evet, onlar. Evet. Çok güzel. Biz buradan gelmiştik herhalde. Evet, Portakali. Acaba aynı isimde mi? Ya bu tarafa doğru da yürüyelim de, o tarafa bakmamıştık. O tarafa doğru gidelim. Bir şey söylemeyi unuttum. Demin Duygu ile onu konuşuyorduk. Mesela bugün pazar. Biz pazar geldik. Her yer kapalı hemen hemen. Çoğu yer kapalı, öyle söyleyeyim. Mesela akşam saat 5 oldu. Şu an saat 6. Havanın kararına bakmayın. 5 oldu. Sokakta insan kalmadı diyebilirim yani. Kafeler boş. Her yer bomboş. Yani demin gittiğimiz yoldan dönerken her yer bomboş. Hatta bak sandalyeleri topluyorlar, görüyor musun? Bir şey dedim demin Duygu'ya. Biz de dedim para yok ama eğlenmeyi çok seviyoruz dedim. Eğlenmeyi daha iyi biliyoruz dedim yani. Keyif insanıyız biz. Evet, keyfimize düşkünüz. Ya bir şey daha söyleyeyim. Mesela İran'dakiler daha da eğlenmeyi seviyordu. Acayipti İran'dakiler. Neyse, bunlar eğlenmeyi bilmiyor açıkçası. Biz biliyoruz ama, öyle söyleyeyim. Hayır, biz mesela 12'ye kadarsa biz bugün pazar, sen pazar. 12'ye kadar sen mesela, olur mu? Burası Tivat'ın en meşhur yeri mesela burası. Sen Kadıköy'ü saat akşam 5'te böyle görebilir misin? Yani. İmkanı yok yani. Hayır, imkanı yok. İçemiyoruz, her yer kapatıyor baksana. Hayır, bir şey yoktu mesela. Evet, kapatıyor her yer. Oturasımız gelmedi. Noel Baba hala duruyor. 2 ay geçti üstünden. Ne güzel yapmıştı. Çıkar bakayım sen. Günaydın. Dün baktık sokaklar boş. Biz de geldik. Zaten yol yorgunuyduk falan, dinlendik biraz. Zaten bizden başka kalan kimse de yok, bomboş. Diğer odalar hep boş. Bugün hava biraz kötü tabii. Baksanıza dumanlara, bulutlara, sis çökmüş. Ama öyle sıcak olarak değil mi Duygu? Öyle çok soğuk değil. Soğuk yine değil. Hazırlıklı giydik de, evet. Yağmur yağarsa. Ama yağmur yağacak görünüyor bugün. Biz şu an gidiyoruz. Börek yiyeceğiz. Börek yiyeceğiz. Evet. Duygu ilk defa Balkanlara geldi. İlk defa yiyecek Balkan böreği. Meşhurdur arkadaşlar. Siz de mutlaka gelirseniz yiyin yani. Biz bir yer kaydetmiştik. Şimdi gidince göstereceğim size orayı. Yani yazana göre Türkleri de çok seviyormuş abi. Şimdi gidip göreceğiz. Ne yiyeceksin? Peynirli diyelim. Kıymalı diyelim. Patatesi de vardı. Patatesi de var. Yani sen onu yiyebilirsin. Yok, ben peynirli seviyorum. Peynirli. Bu arada kaldığımız yer de burası bak. Dağların eteklerinde. Buralar hep böyle yazlık gibi, villa gibi evler. Odaları bölüp kiraya vermişler ama kimileri de yaşıyor burada. Tam merkeze 500-600 metre uzaklıktayız. Çok uzak değil. Yani siz de gelip Booking'den bulabilirsiniz böyle kalacağınız yerleri. Yalnız çok güzel görünüyor Duygu. Yukarıya baksana. Bulutlar gidiyor peş peşe. Bizim Karadeniz de mi böyle acaba? Bizim Karadeniz de kurban olsun bunlar. Ne dedim ben şimdi? Orası sizin de öyle yüksek değil mi diye. Bizde de böyle olur. Sis çöker. Bizde çok yağmur yağar ama. Börekçiye geldik. Dedikleri gibi Türkleri çok seviyorlarmış. Abim bak burada elleriyle açıyor. Gorali sandviç. Oh. İncecik açtı. Maşallah. Çok güzel. Valla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok az Türkçe biliyorlar ama çok sıcakkanlılar, çok güler yüzlü davrandılar bize. 2 tane peynirli börek aldık. 250 gram dedi değil mi? 250 gram bunlar. 1.40 euro arkadaşlar. 20 liraya tekabül ediyor. Yani Türkiye'de de böyle bir börek yesek herhalde aynı fiyatı tutar. Duygu'nun ben ilk tepkisini merak ediyorum böyle yediğinde. İlk defa bu Balkan böreği yiyecek. Çay yokmuş. Ayran da içmek istemedik, kola aldık. Bana kızıyorlar kola içeceğim ama hayırlısı. Hadi bakalım dene. Sen gaza getirdin kola içelim diye. Ayran da uykumuzu getirir ya. Ayran evet ya. Sabah ayran içmek yerine kola içmeyi tercih ettik. Burası sıcakmış. Evet bayağı sıcak. Biraz küçülteyim de. Sen seversin peyniri. Çok güzel. Peynir bizim oradaki peynire benziyor. Arkadaşlar burası çok meşhur bir yer. Yani meşhur dediğim şöyle, insanlar çok sıcakkanlıymış yazıyordu. Biz araştırırken direkt buraya önümüze çıktı. Hem de ucuz. Yani gelip burada yemek isterseniz yiyebilirsiniz. Ufak bir oturma alanı da var. Ama çay yok. Bence yani ben hani böreği neredeydim? Sırbistan tarafındaydım, Karadağ tarafındaydım ama Tivat'ta burada yememiştim hiç. Şimdi tadına bakacağım inşallah ama ben bunu böyle yiyemem ya. Nasıl yemek planlı? Elimle yerim ben bunu. Ben bunu böyle yiyemem kesinlikle. Çok dağılıyor. He? Dağılıyor ama biraz. Taze ondan dağılıyor. Adam elleriyle açıp veriyor sıcak sıcak baksana. Böyle çok sıcak kanlardı ya. Gerçekten maşallah ne güzel davrandılar. Böyle şeyler bizim hoşumuza gidiyor. Söylemiş, yazmıştı birisi ama Türklere çok iyi davranıyorlar diye. Gerçekten de öyleymiş. Türkçe bilmiyor ama 5-10 kelime falan öğrenmiş. Oh. Sakin. Güzel. Başarılı yani. Senin yediklerinden fark var mı? Ya hatırlamıyorum ki. Ben Balkanlara geçen sene geldim ama Sırbistan'a gezdim. Benim komple Balkanları gezmem 2018, 3 sene önceydi. Ama güzel, taze ya. Taze. Ne güzel konuşuyor. Hesabımız bu kadar arkadaşlar. 4.80 euro. Şu demir paralar Türk lirasıyla 75 lira. Şurası 75 TL arkadaşlar. Yani ben üzülüyorum. İnşallah her şey rayına girsin, her şey yoluna girsin. Şimdi burada yaşayan adam geliyor. Bir tane demir para şunu veriyor, yiyor mesela. Bu benim 15 liram. Bu benim şu benim 15 liram. Yani gezemiyoruz yani. Avrupa'yı nasıl gezelim? Gezemeyiz. Şöyle işte geliriz, 2 gün kalırız, 3 gün kalırız, gideriz o da. En ucuz yerlerde en ucuz şeyleri yiyoruz. Ucuz bir de aslında. Çok en ucuz yerlerden bir tanesi. Şu anda bu kadar parayla evet. Böyle bu kadar çok şey yediğimiz bir yer oldu mu hiç? Yok canım. 75 lira şuraya bak. Evet. Börekçiye gelmek isterseniz dışarıdan bulması zor olabiliyor. Bak şurası. Tabelası şu. Burek, ben aşağı yazarım adını soyadını. Burada gelebilirsiniz. Something in the way that you looked upon